Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Bayraktar TB2 Kosova ordusunun envanterine girdi. Değerli izleyenler, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den sipariş edilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Kosova'ya ulaştığını duyurdu. Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kosova Güvenlik Güvücü Komutanı Başkim Jahari ve Savunma Bakanı Armen Meha ile birlikte SİHA'ların önünde poz vererek Bayraktar TB2 dronların Kosova envanterine girdiğini resmen duyurdu. Kurti açıklamasında, Türkiye'den hükümet olarak satın aldığımız Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ordumuzun cephaneliğine ekledik. 2 yıllık hükümet döneminde asker sayısını %80'in üzerinde, ordu bütçesini ise %100'ün üzerinde artırdık. Kosova şimdi her zamankinden daha güvenli. FSK Komutanı Korgeneral Başkim Jahari ve Savunma Bakanı Armen Meha ile insansız hava aracı kullanımı eğitimini tamamlayan subayları tebrik ettik ifadelerini kullandı. Bayraktar TB2 sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen harekatlarda kritik görevlerde rol aldı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde oldukça etkili olan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2015'ten itibaren Hendek operasyonları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarında görev yaptı. Savunma ve havacılıkta paradigma değiştiren milli SİHA'lar, 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya savaşında ise tam bir güç çarpanı olarak dünyanın önüne çıktı. Ukrayna'da Bayraktar Radyosu kuruldu ve yeni doğan çocuklara Bayraktar adı verildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.